Subaşı Beldesi 1930-1935 yılları arasında Romanya'dan ve Bulgaristan'dan Atatürk'ün yapmış olduğu antlaşma ile birlikte Türkiye'ye göç etmeleriyle kurulmuş ve buraya Türkiye'ye göç eden göçmenlerin ortak toplanma alanlarından birisi de Subaşı Beldesi ve buraya gelen Türkmenlerin göç esnasında getirdikleri eşyalar da arkamda görmüş olduğunuz okul müzesinde sergilenmekte. Şu anda Subaşı Okul Müzesi'ndeyiz ve bu müzenin bugüne kadar gelmesini sağlayan ve oluşmasını sağlayan beyefendi yanımızda. Ben sizi tanıyabilir miyim lütfen? Ben Mahmut Fidan. 1935 Bulgaristan doğumluyum. Evet, burada çok güzel geçmişe dair kareler var. Bize bu müzeyi ne için kurdunuz ve içinde neler var? Bize biraz bilgi verir misiniz? Müzeyi kuruluşumuzun sebebi, buna gelinim ön ayak oldu. Benim oğlum 2 sene önce vefat etti, onun anısına. Elime de biraz para geçti. Bu işi becerebilir miyiz acaba, beceremeyiz mi gibilerden. Peki dedim ve bu işe giriştik bu şekilde. Ondan sonra köyümüzde Allah razı olsun arkadaşlar da ön ayak oldular. Buradaki olan malzemeleri bizlere temin ettiler ve bu şekilde müzeyi kurduk. Biraz imece usulü olmuş. Herkes buraya birer parça evinden. Evet, gelen bu parçalarda yani büyükten küçüğe herkesin emeği vardır, katkısı vardır. Peki bu tarz müzeleri bölgelerde yapmaya teşvik etmek adına ne demek istersiniz? Böyle bir şeyler geçmişi anmak için çok iyi bir şey. Ne diyeyim? Ben bunu bu şekilde gelinceye kadar binasını gördük, yapılmıştı. Sıfıra gelinceye kadar görmedim. Görünce duygulandım çok. Ve gördüğünüz gibi bu hale getirdik. Şimdi burada mesela göçten resimler var. Romanya'dan ve Bulgaristan'dan göçenlerin resimleri var. Onun haricinde sanıyorum farklı kareler de var. Onların neler olduğunu bize anlatır mısınız? Şimdi Bulgaristan'dan 1935'in Kasım ayında hareket etmiştik buraya. Önce Tuzla'ya gelmiştik. Tuzla'dan İzmit'e. İzmit'ten sonra bu civarın Karamişel'in köylerine, her köye 3-5 tane, 3-5 tane o şekilde, bu kış o şekilde geçmiş. Ondan sonra bu da köyün kurulacağı karar verildikten sonra gördüğümüz bu aşağıda ovada yerleri tesis etmişler. Ve nüfus başına o zamanın şeyine göre, ölçümüne göre herhalde 7,5 dönüm arazi vermişler. Zaten oradan da kopmamız, yani şeyimiz çiftçilikle iştigal ediyorduk. Buraya da geldik aynı şekilde. Allah razı olsun diyelim. O zamanın hükümeti çok yardım etmiş. 1935'in zamanına göre şimdi düşünüyorum da demek ki o vakitte kendine göre epey bir varlıklıymış. Herkese yiyeceğini içeceğini vermiş. Bir öküz, bir pulluk vererek çok büyük katkı bu ovayı bize tahsis ediyorlar. Kişi başına 7,5 dönüm araziyle. Biraz önce biz o pullukları ve sapanları gördük. İşte onlar her haneye verilmiş o zaman. 135 hane gelmiş. O haneye verilerek millet burada çalı çırpı olan yerler varmış ovada. Onları temizlemişler ve bu şekilde sıfırdan tekrar burada çiftçiliğe başlamışlar.
büyük özveriyle açılan ve geleceğe bir miras olarak sunulan müzeden ayrılarak kentin simgesi seralara doğru yola çıkıyoruz.